Sizin de dediğiniz gibi yaş gruplarından sonra artık yavaş yavaş meslek... Malatya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Recep Bentli, Malatya'da aşılamanın son durumuyla ilgili konuştu. Önemli bilgiler ve rakamlar verdi. 1000 adet BioNTech geldi bu son bir hafta içerisinde. Aşı konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirten Bentli, randevu kapasitesinin 17 binlerde olduğunu söyledi. Yaş gruplarından sonra artık yavaş yavaş meslek gruplarına da hızlıca açılmaya başlandı. Çünkü gerçekten tedarik sorunumuz tamamen çözüldü. Bize mesela iki kez 40'ar bin adet BioNTech geldi bu son bir hafta içerisinde. Hiçbir sıkıntımız yok. Kapasite olarak da randevu kapasitesi olarak da 10 binlerden yaklaşık 17 bin lira kadar randevu alma kapasitesini çıkardık. 14 Haziran günü itibariyle Türkiye'de 800 bin aşının yapıldığını ifade eden Bentli, Malatya'da ise 14 Haziran günü yapılan aşının 10 bin civarında olduğunu belirtti. Şu anda dün itibariyle bildiğiniz gibi Türkiye'de yaklaşık 800 bin aşı yapıldı. Biz de il olarak 9600 hatta 10 bine yaklaştı gece 12 verilerine baktığımızda. Şu ana kadar Malatya'da toplamda 345 bin doz aşılama gerçekleştirildi. 140 bin vatandaş her iki dozu da yaptırırken 70 bin vatandaş ise ikinci doz aşı için gün sayıyor. Şu ana kadar az önce baktığım rakamlar ilimizde 345 bin doz aşı yapıldı. Yaklaşık 140 bin vatandaşımız her iki dozunu da yaptırdı. Yine 70 bin vatandaşımızın da veya 65 bin civarı vatandaşımız da ilk dozunu yaptırdı. İkinci dozunu artık süresini bekleyecekler. Bentli, Malatya'da yaklaşık 2500 vatandaşın ilk doz aşıyı yaptırmasından sonra 42 gün geçmesine rağmen hala ikinci dozu yaptırmadıklarını da sözlerine ekledi. Sistemden yaklaşık 2500 vatandaşımız aşılarının ilk dozunu yaptırdıktan sonra bir ay geçmesine rağmen, hatta 42 gün geçmesine rağmen, çünkü bildiğiniz gibi BioNTech için 6 hafta sınırı konuldu. Ona rağmen hala ikinci dozlarını yaptırmayan 2500 vatandaşımız var. Biz bu listeyi tespit edip tek tek çağrı merkezimizden arattırıyoruz. Ama tabii bazıları haklı olarak birinci dozdan sonra koronavirüs enfeksiyonu geçirdiler. Onlar ikinci dozlarını yaptırmıyorlar ama eminim ki bir 1500 vatandaşımız maalesef ilk dozlarını yaptırıp ondan sonra ihmalkarlık edip bize başvurmamışlar ve ikinci dozlarını yaptırmamışlar. Malatya'nın Türkiye Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki durumunu da özetledi Bentli. Aşılama oranında 81 il arasında 45-46, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da birinci sırada olduğunu açıkladı. BioNTech'in başladığı ilk zamanlardaki yavaşlamamız bizim sıramızı biraz geriye düşürdü. Şu anda Doğu Anadolu'daki en yüksek yapan iliz. Güneydoğu Anadolu'yu da katarsak ama Karadeniz'de ve Batı'da birçok il bizden daha fazla aşı yapmış durumda. Batı'daki bazı illeri de geçmiş olsak bile, yani şu an maalesef 40 küsürüncü sıralardayız. Yani 81 ilde 40 küsürüncü sıralarda aşı nüfusa oranladığımızda aşılama oranımız 45-46. Civarındayız. Ama bu dediğim gibi bir BioNTech'te yavaşlama oldu ama bu BioNTech'teki o tedirginlik de kırıldı. Çünkü yaklaşık 60 bin-65 bin ilimizde BioNTech yapıldı. Burada insanlar etrafında yapılanları duydukça inşallah bu tedirginlik tamamen ortadan kalkacak.